Yer yeri han bağına men de gelem, men de gelem. Güzeller yılına men de gelem, men de gelem. Bembeyaz, koskoca, büyükçe bir dut ağacı vardı. Maymunlar gibi üstünde dolaşırdık biz çocuklar. Öyle mutluyduk, öyle mutluyduk ki bütün bahçeler bizimdi, ağaçlar bizimdi. Memleket tatlıydı. Ben şimdi hayal ediyorum da o koskoca ağacın tepesinde nasıl dolaşırdık? Nasıl şakalaşırdık arkadaşlarla? Arkadaşları bir yere geldiğimiz zaman çalo çalo oyun ederdik. Ben de derdik bu anahtarı annemin elinden alayım, aşayım bahçeyi. Bahçede çocuklar beni bekliyorlar. Gelini giyili götürdüler içeriye. O şardıvanın etrafında 7 defa dönerdi gelin. Babalarımız haftada bir evde toplanırlardı. Toplanırlardı, hasbihal ederlerdi. Ona divan derlerdi, divan. Bulutlar gitti uvana. Kalkın gidek divana. Gidenler yılına ben de gelem, ben de gelem. Burada bir garip ölmüş, ben de gelem, ben de gelem. Bitlis, eskiden Osmanlılar döneminde 17. yüzyılın başlarında birçok Osmanlı şehrini geride bırakacak bir ekonomik ve kültürel zenginliğe sahipti. Ve Bitlis bu zenginliği buradaki üretilen yerel kaynaklarından elde ediyordu. Gerçi Bitlis aynı zamanda çok önemli bir ticaret yolunun üzerinde de bulunuyordu. Oradan elde ettiği gelirler de vardı. Zaten öyle olmasa burada fikir adamları, bilim adamları yetişmezdi. Şimdi Bitlis böyle bir şehirken, çok kültürlü, çok inançlı bir şehirken ve Bitlis'te aynen Medine Sözleşmesi'nde olduğu gibi şehir kardeşliği temelinde herkes bir arada yaşıyordu. Farklı inançlar, farklı kimlikler. Bir arada barış içinde, refah içinde, huzur içinde beraber yaşıyorlardı. Bu bizim söylediğimiz Bitlis Beyliği döneminde. ...1220 ile 1670 dönemindeki Şerefanoğlu Beylik Devleti'nin büyük bir şeyi var, devlet geleneği var yani. Kısmen Safeviler ve Osmanlılar arasında son 300 yıldan bahsediyorum, o döneme gidebiliriz rahat. İki dev imparatorluk arasında gidip gelen bir memlekettir ve ülke olarak algılıyorum. Onun için insanları da ülke insanlarıdır, yani büyük memleket insanlarıdır Bitlisliler. Yavuz'un Bitlis'teki efendim faaliyeti, yani bir tek ok atmadan, bir tek efendim silah kullanmadan bütün Bitlisler Osmanlı'nın bir parçası olmuşlardır. Bunları yapanların da büyük bir kısmı Bitlis beyleridir. Bitlis beyleri de aile olarak kökenleri Kürttür ve Kürtçe konuşurlar ama benim kaynaklardan edindiğim bilgilere göre bunlar sadece Kürtçe konuşan insanlar değil. Türkçe de biliyor, Kürtçe de biliyor.
Ve bu beyler işte Şerefhanoğulları gibi mesela uzun zaman Bitlis'i idare etmişlerdir. Ama unutmamak gerekir ki bunlar Osmanlı'nın bir fertleridir, Osmanlı'nın bir parçasıdır. Bitlis biliyorsunuz içinde Türkçe konuşulur, halis Türkçe konuşulur ve bu Türkçe Azerbaycan Türkçesiyle bağdaşır. Bunun kuzeyinde yani Ahlat, Alicevaz, Erciş o taraflarda da aynı dil özelliğini görebiliyoruz. Ama güneyde daha çok Kürtçe konuşulur. Köylerinde de Kürtçe konuşulur. Ve ilgi çekici bir durum var. Her alışverişe gelen, pazara gelen Kürt vatandaşlarımız da Türkçe bilir. Çünkü Bitlis'in köylüsüyle, kentlisiyle bir birlik içindedir, kardeşlik içindedir. Bir çeşmemiz var. Çeşmenin adı Ayn el Barut. Ayn göz demek, Barut soğuk demek, soğuk su gözesi. Ayn el Barut. Herhalde Arapların vaktiyle geldiğinde, Bitlis'e geldiklerinde bu ad verilmiş. Hazreti Ömer zamanında. Ondan sonra bu adlar devam etmiş. Tatvan adı muhtemelen Van kelimesi. Türkçe değil, Ermenice olması gerekir. Vanik. Çünkü şey demek, küçük kilise demek. Tatvan da Van'ın tatı yani ayağı şeklinde belki yorumlayabiliriz. Babamın adı Minak. Annemin adı Meryem. Dedemin adı Margos. Dedemin babasının adı Bogos. Onun babasının adı Thomas. Vakti zamanında 57 nüfustular. Sonra 7 nüfus kaldılar. Babam, dayım, teyzem, annem bir araya toplandıkları zaman kendilerini 3 lisanda ifade ediyorlardı. Ermenice'de konuşurlardı. Yeri geldi mi Kürtçe'ye çevirirlerdi. Yeri geldi mi Türkçe. Zazayı da unuttum, 4 lisan. 4 lisanda ancak kendilerini ifade ediyorlardı. Çünkü hiçbir lisana hükmedemiyorlardı tamamıyla. Ki evde dedemiz yaptırmış, evet. Ermeniler tarafından. Ermeni üsteleriyle yaptırmış. O zaman Ermeniler Bitlis'te çokmuş. Bütün sanat Ermenilere sanat işleriyle Ermeniler uğraşıyormuşlar. Ermeniler demircilik, derzilik, kunduracılık bütün o sanatı Bitlis'ten Ermenilerden öğrenmişler. Kapılarımızın girişinin birçoğu kemerliydi ve gösterişli evlerdi ve önünde de geniş bahçeleri vardı. Biliyorsunuz Bitlis'in bir kesme taşları var. Bunlar Nemrut Dağı'nın volkanik püskürtüsü sonunda konsolide olmuş olan tüflerden kesilmiş ve ilk başta kesilince çok rahat işlenebilen taşlardan yapılmış. Sonradan da bu taşlar çok sertleşir. Ve güzel bina inşaatında, hatta bu ahlatta daha görünür bir şekildedir. Nemrut'unki kırmızıdır, Bitlis'inki boz şeklindedir. Boz bir şekildedir. Ekseriyat kırmızı taşın yontması, yapması, dayanıklı olduğu daha şeydir. Sonra sıcağa da faydası var, soğuk sıcağa faydası var. Mesela o sert taştan yapılan bir evin duvarının soğukluğuna bu taş tuğla şeklindedir, bir değil. Tüm el işi, el işidir. Mesela biz yontan alete gran diyoruz. Bir ağzı baltadır, bir ağzı kazmadır. Yani bayağı. Bir de çekiştir, bir de maladır, harçla. Harç, ekseriyet tarihi eserlere kullanılan harç, kireç harçtır. Sadece kireçle kumdur. Eskiden taşı toprağın üzerine diziyorduk.
Şimdi yontulmuş taşı dizdiğimiz zaman kireç harcını ayran gibi böyle cıvık olarak çalıyor. Ondan sonra döküyor o taşların aralarına. O taş o kireci emiyor. Taş sıvanıyor, kireç sıvanıyor. Kireç sıvanınca tarihi eser bütün öyledir. Veyahut bir kitabe yazıyoruz. Mesela kimindir? Maşallah yazıyoruz. Veyahut açıldıkça kapansın çeşmi e'da bi hakkı sureyi inna fetahna. İnna fetahna suresi için bu kapı açıldıkça yadların gözü kapansın. Eski evlerde var. Ben bizim eve de yazmışım. Veyahut ey misafir, kıl namazın kıble bu caniptedir. İşte legen, işte ibrik, işte peşkir iptedir. Yani misafir namazını kılsın. Mesela Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ben yapmışım. Sap tuta tuta. 60 sene. Ah. Bak bu düzdür bak. Sol. Bu bunun yardımcısıdır. Esas taş şeyi tutan budur. Takımı tutan budur. Sonra ekseriyet bel ağrır. Sonra akşama kadar çalıyorsun baş ağrır. Yani bizim ahlat çalışmaları, bizim buraların çalışması sıhhi bakımdan iyi değil. Mesela ama mal sahibi pazarlık etmiş. Gün çalar, gün kalkadır. Mecbur çalışacaksın. Maaş, maaş veyahut ücret bir şey yok. Ama ben şimdi mesela Abdurrahman Gazi'yi yaptım. Müftü Efendi beni getirdi, benden habersiz beni Bağkur'a kaydetmiş. Şimdi ben parayı alıyorum, ona dua ediyorum. Müftü Efendi de Mutkili'ydi. Müftü Bubani. Allah rahmet eylesin. Çok hoş bir insandı. Türbesini de ben yapmışım. Abdurrahman Gazi'dedir. Tarihi bir eser meydana getirebilmek için servet, sanaat, sabır. Servetle yapılır. Sanaatla yapılır, sabırla yapılır. Bizde servet var, sanaat kıt, sabır yok. Hemen acele acele yapıp paramı alan gideyim. İş biter merhaban vakti kalan. İş biter. Ümit mühim olan, iş bittikten sonra merhabamız kesilmesin, merhabamız vakti kalsın. Bulutlar yetti uvana, kalkın gidek divana. Bulutlar yetti muşa, kalkın gidek işe. Bulutlara dikkat ederdik, ilkbahar ve sonbaharda. Bulutlar vana doğru gidiyorsa yağmur yağardı ve evimize giderdik. Muşa doğru gittiği zaman hava açardı, başlardık oynamaya. Bir sevinç içeride oynamaya başlardık. Arkadaşlar bir yere geldiğimiz zaman çalo çalo oyun ederdi. Göz bağlama oyunu denirdi. Gazali oyunu derdi. Bunları oynardık. Bu göz bağlama oyununu biz geceleri de oynardık ay ışığında. Bunu da yapardık. O zaman daha çok gizlenme vardı. Her şeyimizi kendimiz imal ediyorduk. Telden arabalar olsun, tahtadan arabalar olsun. Hatta karpuz kabuğundan bile oyuncak yapabilecek kapasiteye gelmiştik. Babamın bir marangozdan aldığı bir kayakla başladım. Kapının önünde damdan dökülen karların biriktirdiği o yüksekliğin üzerinde kayarak öğrendim kayak kaymayı. Kendi kendime öğrendim.
Kendi kızağımızı yapmaya çalışırdık. Tabii o kızaklarla işte giderdik, yamaçlardan kayardık. Hatırladığım kadarıyla tabii bir yerlerimiz sıyrılırdı. Bembeyaz karın üstünde kıpkırmızı kan olurdu. Ama hiç umurumuzda da değildi yani. O da bizim evimizin karşısında çürük düzü vardı, çürük düzü. Orada kayak yapardık. Ben hep spor deyince o gelir aklıma. O yol, 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 yol deyip bize yol vermeyenlere gidip çarptığımız kayak sporu gelir aklıma. Yazın bir de birlikte bir buluşup yüzmeye giderdik. Onu herkes söylemiştir herhalde yetişsinler. Mahalle golü vardı. Mahalle golüne, çırak golüne yüzmeye giderdik. Ama enteresandır. Bitlis'te deniz olmamasına rağmen bütün gençler yüzmeyi o derelerde öğrenmiştir. O bizim gol veya göl dediğimiz yerlerde öğrenmiştir. Öyle mutluyduk, öyle mutluyduk ki bütün bahçeler bizimdi, ağaçlar bizimdi, çiçekler bizimdi. Bahçeden meyve toplardık, ondan sonra ekerdik, sulardık. Konuşurduk, komşu çocuklarıyla her gün akşama kadar bir arada. Bütün ağaçlara çıkardım sirkelerle ağaçları. Elma toplardım, armut toplardım. Bana ne derlerdi biliyor musun? Oğlan Begi. Bembeyaz, koskoca, büyükçe bir dut ağacı vardı. Maymunlar gibi üstünde dolaşırdık biz çocuklar. O kadar hoşumuza giderdi ki. Oynardık tabii, güzel güzel oynardık, oyunlar vardı. Evcilik oynardık. Misafirliğe giderdik birbirimize. Bir şeyler koyardık, yemek yapardık, böyle oynardık. Bizim çocukluğumuz yoktu. Babam bırakmazdı dışarıya çıkar. Ben yine daha iyi çıkardım. Ablam hiç çıkmazdı. Çocukluğumuz ile geçerdi, evin içinde. Yasaktı okula gitmek bizde. Polis bir sene geldi, kapıya gitti. Babam beni bırakmadı. 10 lira ceza verdi, beni bırakmadı. O kadar ağladım, yok kızlar okula gitmez. Ben öğretmen olduğum zaman bile sınıfım 25-30 kişiydi. Bunun 5'i 6'sı yabancı memur çocuklarıydı, subay çocuklarıydı. Gerisi Bitlisliydi. Kız yok. Komşu kızını bırakmıştı, kıskanırdım. Keşke babam beni de bırakır giderdim okula. 15 yaşında gittik kocaya, bir kere karıştık çocuk çocuğa. Küre küflete, kayınene var, kayın var, kayın var, kayın var. Karabeluk çok, bir de iş çocuğa karıştık. Dünyamızı da unuttuk. Tabi o zamanki şartlar çok zordu. İşte yüzün çek, dışarı çıkma. Yaşlı kadınlarla kızlarına beni üç sene işaret ettirdiler. İşaret de bilmezdim. Böyle abim bize geldi. Dedi bacım sen konuşmayı da unutmuşsun. Allah Allah şaşırmışsın, seni konuşmuşsun. Konuşmayı unuttum. Nasıl diyeyim, izinsiz kapının hiç çıkmazdık. Eski şartlar çok zordu. Fakat çektim, Allah bana bir sebir verdi. Şimdi bazen oturup düşünürüm, Allah'ım nasıl ben bunları çektim, bu halleri çektim hiç. Kimse ne anneme dedim, ne abilerime dedim. Köyde bir kadının oturup dinlendiğini ben düşünemiyorum, hayal de edemiyorum. Zaten hiçbir kadın da köyde oturup dinlenmezdi. Hiç iş bitmez evde. Eri vallahi işte anne bak ben. Devam barana da. Bu sos serme da da. Nuh veca çadır hene idi koçer çadır ada. Vat geldi koçi da ke. Öyle mat ki tüy gada ma pancı digirt ke ma haş khali. Ma ahastur ma tani galat sele da. Vat ki püçko ge naylon esap. Naylon beret ne. Vat ki pine da. Vat ki tüyge khada. من وجا دا تانی جه زاروگا خورد دا پینه وان شل نو دا شد میسر وان وی خوالیه او خوالی درجا و قدیمه دا تانی جه را من چنگیر چید که من سنگی هرات خودتا یکیشی دره هات خودتا من کاپ تاوید که پایو گی پالاستش تنگی گلاف
بره گلاب شید من گلاب شید که داتانی تیده من زاروگا خواهدی جان درازا ام چو بیدی ام چو بیدیه والله هنه جارا خوده حقا میشم من خب من روات گرم نیدهات هم دهاته از زاروگه پاریو گل لخون مدکنه لاچه گیده داتانی دوی واده دمان خب ده حتا هم دهاته Taze gelin doğumuşa gittim, bir sürü küfletin içine. Kalk uğraş, o çamaşırlar elde. Ben o çamaşır yıkardım, sabaha kadar bileklerim ağrırdı, ağlardı. Neyse işte, budi. Kalk, o küfletin sır, sıfır, yıka, payla, bir şey. Kaynenem de bir tembel şişman karıydı, terpenmezdi. Benden bir elti yok. Erkeksiz ev, kadın dışarıya çıkar mı? Çıkmaz. Nasıl gideceksin? Gidemem. Öğretmenim ha. İstanbul'da yetişmişim. Sümer Bank açıldı. Vallahi oraya alışverişe gidemezdik. Erkek götürürdü. Ayakkabı bana lazım olurdu. Ben gidemezdim. Annem göndermezdi. Kardeşim giderdi. Bu Hamza işte giderdi. Ayakkabı birkaç çift getirirdi. Herkes tanırdı. Gönderirlerdi tek tek bana. Hangisi ayağıma olursa, beğenirsem parasını verirdim. Giderdi kardeşim onu alırdı, gelirdi. Yani bir en ufak bir şeyin çarşıya çıkıp da kesinlikle alamazdım öğretmen olduğum halde. Bitlis'ten beni birisi oğluna alaydı da ben oraya daha çok şey yapaydım. Daha çok şey öğreteydim. Bütün kadınları, bütün kızları elimden geçireydim. Ben ne biliyorsam onların hepsini öğreteydim. Ama ben İstanbul'a gidip okuduğum için okumuş kızları almazlardı, beni de almadılar. Bunu da şikayet ediyorum. İşte birisi babama ısrar ediyor, çok diyor, evi yatıyor bu saat işte mi, bizimle çalışsın. Annem de kabul etmiyor bunu. Annem o zenginlik döneminde eskiden hanımların dişlerini altın yaptırırlardı. Annemin böyle altın dişleri var aslında. Elini attı. O dişlerden iki tanesini çıkardı. Oğlum götür bunu sat dedi. Bu parayla Van'a git. Yani tabii ben almadım böyle bir şeyi. Van'a gittik bir şekilde. Nasıl gittiğimi, nereden para bulduğumu hatırlamıyorum. Şu yolda belki görmüşsünüzdür. Necibe Gencer Kız Meslek Lisesi. İşte o annenin yaptığı şeydir. O annenin o zamanki o dişini çıkarmasının sebebinden dolayı, beni okumaya zorlamasından dolayı, hani annemin ismini ayakta tutayım diye yaptığım bir şeydir. Kadıncağız çok fedakar. Anneler 40 yaşına gelinceye kadar çok çekebilir ama 40 yaşından sonra anneler aile reisi olurdu. Yani ona artık onun yaptıklarına kimse... Yani bir tarafa atamaz. 13-14 yaşında evlenmiştir. Çocuklar, işte biz 9 kardeş, kalan 9 kardeş, aslında annem 14 çocuk doğurmuş. 5 tanesi ölmüş. Düğünlerde bir gelin olur, ayakta durur. Bizde peçe örterler, gelin kimseyi görmez, o ayakta bekler. Ben de çocukken düşünürdüm, bu yazık değil mi, günah değil mi, bu niye bunu bu kadar ayakta bekletiyorlar derdim. O gelin de öyle ayakta beklerdi. Tef çalarlardı, teften başka bir şey yoktu, tef çalardı. Yeri yeri han bağına ben de gelem. Gözeller yunağına ben de gelem. Der, millet hem oyunu hem de oyunu. Oyun bu. Böylece şarkı da söylemiş oldum. Allah bilmeyle nasıl evlendim. Kına gecesi oldu. Gelin hamamı oldu. Gittik gelin hamamına. Kızları götürdüler gelin hamamına. Hamama gittik, geldi. O gece kına gecesi oldu. Kına yakmaya geldiler, eğlendiler. Defler çalındı, millet ünedi, herkes dağıldı. Onlar da evlerine gittiler. Dersi günü tekrar düğün kuruldu.
Derne elbisesi getirdiler, beyaz elbise getirdiler gelinlere zaten. Düğün kuruldu, evine okundu, geldiler benim arkama. Beni aldılar, götürdüler. Burhan da çıktı dame, oradan meyve töktü. Adet evledi. Düğünler tabii çok neşeli olurdu yani. Fakat ağızla daha çok şey olurdu yani, ağızla daha çok söylerlerdi. Hatırladığım kadarıyla her kuşta oynanırdı. Ondan sonra govent oynanırdı. Halay çekilirdi. Fakat çok coşkulu olurdu yani, şimdi hatırlıyorum da. Şimdi çarşı, Bitlis'te çarşı arası altı dediğimiz yerle meydan boğazında döner. Esnaf çok bilinçliydi. Bütün ticari koloniler oradan geçmiş. Orada bir yedi emin müesseseleri oluşmuş, hanlar oluşmuş. Buralara stoklar yapılmış, beca işler yapılmış, meymillik müessesesi var. Bunlar o ticaretin eskiye dayandığına inanıyorum ve de öyle, öyledir zaten. O zaman Bitlis'in ağırlığı manifaturacı. Çok manifaturacı vardı Bitlis'te. O da kesin kesin aileler yani. Şimdi ilkbaharın gelirdi, alırdı, tamam mı? Sonbaharı öderdi, sonbaharı alır, ilkbaharı öderdi. Bizim yükümüz ağırlığı nehyede olduğu için avansla öderdiler, avans alırdı. Teker avans verirdi onlara, sonbaharın avans verirdi, ilkbaharın da tüm parasını verirdi. Ne aldıysan ilkbaharın tüm parasını alırdı, geldi hesabını kapatırdı. Bütün tüm işletici benim müşterimdi. Sonbahar bize avansı öderdiler. Ve o tüm de bir vilayeti idare ediyordu. Şimdi o da kalmadı. O dükkan en aşağı babam gibi 30-40 sene çalıştırmıştı. Ondan sonra 30 sene ben çalıştırdım. Ben dedim ki İstanbul'a gidiyorum. Benim bütün param kendi serimiyem de İstanbul'un parası. Kölünün sırtındaydı. Dedim ki ben gidiyorum, gelin kapatın. Bir kuruş param kalmadı. İnanır mısın buna? Buraya anladım. Van'ın yüklerini, Muş'un yüklerini Tatvan'a götürüyorduk. Diyarbakır'dan gelirdi buraya. Buradan öteye hayvanlardan giderdi. Burada mesela kaç tane ağa vardı. At ağaları. 150 kilo, 200 kilo altlara yüklerle 5-6 metre var yerde. Haftalarda başlarından gidemezler Tatvan'a. 14 tane. Bir saat içerisinde boğuldular. Tipiden. Belirli yerler vardı böyle alışverişe açık. Mesela her zaman millet çatı altına gelirdi. Çatı altında açık pazar yeri vardı. Orada hem mallar pazarlandığı gibi hem de orada sabahların erken saatlerinde gelinip orada işte peynirini, işte sebzeni, meyveni, her şeyini, yağını ucuz alabilirsin. Orada borsa kurulurdu. O borsada köylerden gelen yağların açık şeyi yapılırdı, satışı yapılırdı borsada. Bir de üst seviyeler vardı. İşte biraz evvel tanıttığım, söylediğim bizim çağımızda kendilerinden bilgi almak istediğimiz insanlar. Mesela işte dediğim gibi orada çok eskilerden hep biz Besim Ağa'yı biliriz. Besim Sadullah'ı birçok şeyi ondan sorardık, öğrenirdik. Ticaret erbabı vardı. Mesela otoların önüne gidersin, kelli felli, fötürlü insanlar. Gelirsin belediyenin aşağısına inersin, sol tarafta Nasırlardan Hacı Cemil Efendi oturur. Kolalı, gömlekli, kravatlı. Bakın dikkatinizi çekerim bunlara. Ondan sonra yukarıya çıkarsın, gidersin eski kasaplar arasına, bir bakarsın Paşa Barutların dükkanında Muhyiddin Barut oturmuş gene. Tertemiz, fötürlü, kravatlı, gömlekli. İleriye gidersin, Sabri Oto'yu aynı şekilde görürsün, Haşab Efendi'yi görürsün. Aşağıya gelirsin, Zülfikarlardan hanın önünde derli toplu, Abdullah Zülfikar oturmuş, derli topluyu attı. İşte bizimkilerden benim babam Mehmet Zülfikar vardı. İşte bunun içinde değişik ailelerden insanlar, yani bunların dışında da kendi felli. Bunlar Bitlis'in İstanbul'la ilişkisini geliştiren tüccar kesimdi. Bunlar birçok gördüklerini oradan
bitse getirirlerdi. Gidip Mesaret Oteli'nde kalan, oranın kültürünü alıp gelenlerdi. Mesela benim babam bitse döndüğünde babama derlerdi ki Mehmet amca dönmüş, mahalle zeyt kokusundan geçilmiyor. Zeyt dedikleri zeytinyağı. Annemi ve iki kız kardeşimi beraberinden alıp Midyat'a götürdü. Daha önce de abimi götürüp bir işe yerleştirmiş. Çünkü bizden önce de teyzem gitmişti Midyat'a. Ben de ağlayarak peşlerine takıldım. Beni götürmeyi düşünmüyordu. Çünkü 6-7 yaşındaki bir erkek çocuğu rençberlik yapacak yaştadır. En azından hayvanları getirir. Tabii ağlayarak peşlerine takıldım. Köyün dışına kadar hadi sen de gel dediler. Ben de peşlerine takıldım. Bitlis'in Mutki kazasının Künzü köyünden Bitlis'in içine kadar yürüyerek gittik. Ben 6-7 yaşındayım. Kız kardeşim 4 yaşında. Onun bir ufağı da 1,5 yaşında. 4 yaşındaki kız kardeşimin ayakları şişti. Bitlis'e varıncaya kadar. Bir gece Bitlis'te kaldık. Ertesi sabah kalktık. Bir kamyona bindik. Doğru Midyat'a. Ağlaklı olmama rağmen Midyat'ta doğmuşum. Bunun da sebebi de şu. 1915 yılında Doğu'yu işgal ettik her vakit. Bizim dedelerimiz kaçmışlar, şeye gelmişler. Geç etmişler. Mardin, Diyarbakır, Urfa ya geçmişler. Orada 2-3 tane kalmışlar, perişan olmuşlar muhacirlikte. Bütün tuhafetler muhacirlik üzerine kurulurdu. İşte filan yerden giderken ya filan yerde çalının dibinde Ahmet'in çocuğu öldü ama filan çalının dibinde gömdük. Filan adam öldü. Şey demedik, ya bu şu neredeydi falan. Benim bir teyzem gene çetmiş, bir senelerden sonra İstanbul'da o teyzemi bulduk. Kim kime tuttum ama macirlik çok feci oldu. Anlattıkları vakit herkes ağlardı. Dedemle anlattığına göre macirlikte bizim halkın bir kısmı Siirt'e gitmiş. Bizim aile de Siirt'e gitmiş. Bir kısmı da Diyarbakır'a gitmiş, bir kısmı Malatya'ya gitmiş. Anlatabildim mi? Yani o zaman tabii yol ve müsait vasıta müsait olmadığı için İstanbul'a o şey etmemişler, o da gelememişler. Ondan sonra arazisi Bitlis'te şeyi olan, Bitlis'te ilgisi olan, arazisi olan, mesela şeyi olan dönmüş. Arazisi bir şey olmayanlar Diyarbakır'da kalmış, Malatya'da kalmış. Gittim Yahudi bir firma. Nerelisiniz dedi, ben Bitlisliyim dedim. Peki Bitlis ne ihraç eder dedi. Ben de dalga geçiyor sandım. Ya ne ihraç edecek, Bitlis'in ne var ki ne ihraç etsin dedim ya. Onlar da bağırırken, peki dedi Van'ın en zenginleri kim? 2-3 tane Bitlisli saydım. Diyarbakır'ın zenginleri 50 tane Bitlisli saydım. 24 vilayet bana saydırdı. Ta İzmir, bilmem buralar. Dedi ki, sakinleştiniz biraz değil mi? Evet dedim. Ne var dedim bana bunları sayıyorsunuz? Dedi, ben size ihracatı sordum. Siz sinirlendiniz. Bitlis tüccar ihraç eder, tüccar. Üç önemli, göçünü oluşturan üç önemli unsuru vardır. Bir tanesi iklimin, karasal iklimin artık titreten, zorlayan koşulları. Eğitimin olanaksızlıkları, yani okuma aşkı içerisinde olan aileler var, bazı aileler var. Okumak istiyor, siyaset yapmak istiyor. Hani İstanbul'da da Amerikan rüyası vardır ya, Batı rüyası Bitlis'in de bazılarının ufkunda var yani. 80 göçleri kırılma anıdır. O siyasetin artık zora girdiği, krizlerin çıktığı, artık darbenin, ayak seslerinin işittiği dönemlerde.
gerek 80 öncesinde ve gerek 80 sonrasında büyük göçler verilmiştir. Şu anda yerli unsurlardan, yani o dönemde yaşayan unsurlardan %5'i ancak kentte kalmıştır. Tabii büyük kan kaybı, geri dönüşümde olmayınca Bitlis geri kaldı. Bitlis tabii göçlerle beraber hem beyin göçü hem ekonomik göç. Hem adam hem aklını, zekasını, yeteneğini götürüyor, hem parasını, pulunu götürüyor, hem işbirlik vasıfları ortadan kalkıyor. Burada sahara fabrikası vardı. Sahara fabrikasında en aşağı 500 bin tane işçi çalışıyordu. O zaman mesela senin çocuğun var, iyi kötü oraya bıraktığın zaman, yani çocuğun işte olduğu zaman sen evini götürmüyordun. Ama şimdi evlerini götürenler ekseri, çocukları işsiz kalarak götürüyorlar. Sahara fabrikasından hem köylü faydalanıyordu hem de şehirli. Mesela köylü tütünü ekip kazanıyordu. Oradan gelip esnaftan alışveriş yürüyordu. Ha, orada çalışan işçi maaş alıyordu. Bundan esnaf ediyordu. Esnaftan alışveriş ediyordu. Bu şimdi hep kesildi. Ben buradan Bitlis köylüsüne teşekkür ediyorum. Geldi, o zaman gelmeseydi Bitlis kaza olacak, köy olacaktı. Bitlis'i dönüştürecek tek unsur eğitimdir, eğitim alanı. Eğitim ve turizm. Benim Ütopya'mın önemli bölümünü BETAV gerçekleştirmiştir örneğin. BETAV iyi bir geri dönüşüm projesidir. Yani BETAV göç veren insanların tekrar memleketlerine dönüştükleri geri dönüşüm projesinin en önemli ayağıdır. Yani BETAV çok büyük projedir. Yani bunu yaratan unsurlara her zaman büyük şükran duymuşumdur. 1987'de Bitlis Eğitim Vakfı kurulduktan sonra ben de kurucular arasındaydım. Ve Bitlis'le daha sıkı münasebetim o sırada başladı diyebilirim, o uzun kopuştan sonra. Bu vakıf yüzünden daha fazla ilgi duymaya başladık. Ve gidip gelince Bitlis'e bu konuda yardımcı olmak gerektiği kanaatine vardık. Ailece o günden bu yana da elimizden geldiğince Bitlis'in eğitimine katkıda bulunmak üzere hem BETAV üzerinden hem ailemiz üzerinden gayret gösteriyoruz. Bir defa ilk gittiğimizde ki intiba rahmetli Hüsamettin Bilgen, şair Hüsamettin Bilgen intibayla aynı. O gidip geldiğinde bana dedi ki, abi ne insanlar o insandı, ne o torpa o torpahtı dedi. Kendi şivesiyle. Tabii ki demografik yapıda büyük bir değişim oluyor. Çok hızlı nüfus artışı, köyden kente akın. Toprakta da bir değişiklik olmuş elbette ki Bitlis'in. O taş binaları, o yapıları değişmiş, yerine ucube bir takım binalar yapılmış. 25 yıl sonra Bitlis'e gittim. Bitlis'ten ayrıldıktan 25 yıl sonra gittim. Ve gittiğim zaman evimin alttaki kapısı çocukluk kapısıydı. O kapıyı görünce öptüm ve ağladım. İçeri girdim, odaları gezdim. Tekrar gözyaşlarımı tutamadım falan. 25 yıl sonra. Şimdi o sonradan size geçmişse bilmem dedi. Benim dedemin evi. Dedi, bütün ailemin eli bu tokmağa değmiş, ben ondan dolayı öpüyorum. Ve bu tokmağı hediye olarak götürmek istiyorum. Ailemden bir ok alsın. Buna hediye ettim. Bu tokmağı götürdü Amerika'ya. William Saroyan. Ağla'da ben her sene gidiyorum. Yani bu gitmeyi de haca gider gibi düşünüyorum. Mukaddes yer gibi Ağla'da gördüğüm için. Ana yurdum, gidiyorum. Babam annemi kalbini derdi diyorum. Orayı unutursan, parçayı unutursan o zaman ülkeni de unutmuş olursun. Bu budur. Yoksa ben çektim gittim. Yurt dışına çocuklarımı gönderdim, gider orada kalırım.
Nitekim her gün talep edilen odur. Ama gene kopmuyorum, her sene iki defa Bitlis'e gidiyorum. O benim doğduğum yerdir ve oraya çocuklarıma, çocuklarıma da vasiyetim vardır. Hiçbir zaman kopmamaları için. Aynısını tekrarlıyorum, biz Bitlis'ten koparsak ülkemizden de koparız. Bu budur. 54 yaşına girdim. Gerçekten yani gördüğüm rüyaların diyebilirim ki yani 5 rüya görüyorsamsa bir iki tanesi halihazırda da Bitlis'e ait olan rüyalardır. İzlediğiniz bu film ortak çabaların bir ürünü. Bitlis mozaiğini oluşturan 50'ye yakın insanla yapılan röportajlar bir araya getirilerek bir seçki oluşturuldu. Bu seçkiyi biz Bitlis Kent Belleği ekibi olarak kendi vizyonumuzla yaptık. Siz röportajların orijinalini bitliskentbelleği.com'dan izleyebilirsiniz. Belgesel hakkında söylememiz gereken bir iki şey daha var. Birincisi, resimlerle röportajlar birebir örtüşmeyebiliyor. Mesela Yunus Ensari'nin göçünü anlatan fotoğraflar aslında Bitlis'ten Ermeni göçünü anlatan fotoğraflar. Dolayısıyla burada bizim gözlediğimiz şey hikayenin oluşumu resimlerde de kendini gösterdi. Aynı hayatı, aynı kültürü paylaşan insanların fotoğrafları da birbiriyle aynı oluyor. Bizim ortak yarattığımız kültürün, ortak yarattığımız değerlerin bizim en güzel zamanımıza şahitlik ettiğini gördük. Ve geleceğe dair bu mirası aktarmanın önemli bir çaba olduğunu, değerli bir çaba olduğunu düşündük. Bitlis Kent Belleği ekibi olarak attığımız bu adımın, bundan sonra atılacak daha büyük adımların başlangıcı olması dileğiyle.